Sandığa gidelim mi gitmeyelim mi kararsızlığı var? Bende de. Yoksa şeyler adaylar arasında değil. Hiç kullanmamak adına. Yani sandığa gitmeyeceğim, CHP'yi beğenmiyorum vesaire tepkisi var. Ama oy kullanmayanların oranı belki de çok yüksek olacak. Evet. Yani iktidar cephesinden ekonomi yüzünden kızıp oy vermeyecek olabilir. Muhalefet cephesinden de muhalefet çok tuhaf savruldu o yüzden. Ya şöyle ilginç bir şey var. Ya son derece zayıf bir muhalefet var. Hiç örgütsüz, lidersiz, herhangi bir gücü bir araya getiremeyen ama toplum o partilerden ibaret değil. Toplum ayrı bir kategori olarak kendi iradesine daha fazlasıyla koyacak gibi görünüyor bana. Yani toplum bence siyasetin şu an çok ötesinde. Siyaset çok yapay şeyler konuşuyor. Yani evet. Toplumda karşılığı yok birçok şeyin. Hı hı. Evet. Bence bu toplum bu siyaseti hak etmiyor. Her tarafı için geçen söylüyorum. Geçen bir yayınınızda dinledim sizi. Özellikle katıldığım bir vurguda yaptınız. Seçim kampanyalarından bahsettiniz. Neden kameralarla kaç kişiyle geziliyor diye. Evet, esnaf ziyaretleri. Çok da samimi gelmediğini söylediniz. Bu konuda da evet kameralar olmadan da bu seçim kampanyaları neden yürütülmüyor? Hayır, eğer esnafın nabzını tutmak ve halkın ne dediğini öğrenmekse o zaman öyle bütün bir partililerle gövde gösterisi yapmaya gerek yok. Gerek yok. Bir de şimdi İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı'nın kampanyaya katılması. Samimi gelmiyor o zaman. Kampanyaya katılmasını şimdi İmamoğlu ciddi bir şekilde eleştiriyor. Bu tabii bizim alışık olmadığımız bir şey. Yani Türkiye'de geçmiş seçimleri hatırlarsanız Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı. Evet, o eski sistemdeydi. Bunlar istifa ederlerdi. Yerine partisiz çok anlamsız bir şeydi yani. Çok anlamsız. Ama bu da biraz çok fazla. Niye anlamsız? Şimdi İçişleri Bakanlığı'nın, Adalet Bakanlığı'nın o kadar militan bir şekilde Dışişleri Bakanlığı'nın seçim meydanlarında dolaşması belki de doğrudur, bilmiyorum. Ama bu toplumda nasıl karşılanıyor emin değilim. Militanlık yapmıyor partililer ama. Hiç militanlıklarını görmedik. Ya şöyle hayır, militan. Sonuçta bir adayın ya, lehine sokağa çıkıyorlar. Çıkmak militanlık zaten. Yani şimdi İçişleri Bakanı'nın gidip bir esnafa AK Parti'ye oy verin demesi. Öyle bir çalışması olmadı ki İçişleri Bakanı. Sadece toplantılara katıldı. Yo, esnaf ziyaretleri de yaptı. Yani o da yaptı. Yani sonuçta Murat Kurum lehine açıklamalar yapıyorlar. Bu gerçekten Sayın Kurum lehine olacak mı? Ben emin değilim. O gayet normal. Önemli olan bakanlığını yaparken adaletsizlik yapıyorsa o eleştirilmeli. Yani AK Partili'yi koruyup CHP'liye eğer baskı uyguluyorsa o eleştirilmeli. Yo, ben yani şey olarak. Ama Adalet Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Özel olarak. Bakanı, bunlar biliyorsunuz CHP'nin çok sudan bahanelerle ortadan kaldırdığı, yeni yaptığı uygulamalar. Hayır, ben şey soracağım size. Şimdi siz özel olarak bunu doğru buluyor musunuz? Yoksa benim beğendiğim bakanlar, Sayın Hakan Fidan, Sayın Ali Yerlikaya, hakikaten Mehmet Şimşek, hepsi de kabinede birbirinden kıymetli isimler. Evet. Onlar, o isimlerden bağımsız olarak söylüyorum. Bir kabinenin ve Cumhurbaşkanı'nın adaya İbrahim Kalın, yani bunların hepsi hakikaten Türkiye'nin önemli kendi isimleri. Kendi partisi zaten kabine. Şunu AK demek Parti istiyorum. Kabinesi, aslında yeni kabinede güzel bir kadrodan oluşuyor. Güzel bir kadrodan oluşuyor. Ama bütün bu isimleri Murat Kurum'a destek olması, Murat Kurum açısından oya dönecek mi? Bence ters tepebilir. Yani çünkü Ekrem İmamoğlu burada savunmasız, korunmasız gibi görünüyor. Bence yanlış bir strateji tartışılmamalı. Oldu.